Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nde Türkçe dersine kaydını yap, imzanı kap etkinliği düzenlendi. Eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk ana dil Türkçe'ye destek verdi. Esen Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosu Şener Cebeci, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Konsolosu Fatma Taşan Cebeci, A Milli Futbol Takımının efsane oyuncusu Yıldıray Baştürk, Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosu Eğitim Ateşesi Doçent Doktor Mehmet Fikret Arargüç ile birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Festival havasında düzenlenen ve çocuklara yönelik çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Ayrıca katılımcılar Yıldıray Baştürk ile hatıra fotoğrafı çektirip imza aldı. Çocuklarımızın Türkçe'nin öğretmesi noktasında çok ciddi sorunlarımız var. Velilerimize bu konuda çok ciddi sorumluluk düştüğü için biz de velilerimizi bilinçlendirme temel bir sürüm çerçevesinde yola çıktık. Efendim Türkçe genel olarak da eğitim toplumumuzun temel meselesi. Biz başkonsolosluk olarak eğitim ateşeliğimizde ve diğer birimlerimizde bu konudaki ihtiyacı ve bu konudaki farkındalığı artırmak için elimizden geldiğince gayret sarf ediyoruz. Tabii buradaki temel unsur velilerimizin bu konuda bilinçlenmesi ve çocuklarını okullara kaydettirmesi. Bugünkü etkinliğimizde sağ olsun milli futbolcumuz Yıldıray Baştürk kardeşimiz de bize destek verdi. Onun sayesinde de çok yoğun bir ilgi oluştu. Bundan dolayı son derece memnunuz. Öncelikle başkonsolosluğumuza teşekkür etmek istiyorum bu tarz etkinliklerle yaptıklarını. Benim için çok hassas bir konu. Benim 3 tane çocuğum var. 6, 3 ve 7 yaşlarında. Biz onlara mesela 3 yaşına kadar sadece Türkçe konuşturduk. Ama kreş ve ilkokula gittikten sonra Almanca konuştukları için Türkçe tabii ki biraz daha arka plana düşmeye başlıyor. O yüzden bu etkinliği yapan başkonsolosluğumuza ve yardımcılarına ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu tarz etkinlikleri her zaman destekleyeceğim. Teşekkürler, çok sağ olun. Evde öğrendiğimiz Türkçe kesinlikle okulda öğreneceğimiz Türkçe ile kıyaslanamaz. Şu anlamda hem sosyal yaşantıyla alakalı hem oradaki orada öğreneceğimiz sosyal yaşama ilişkin bütün ek bilgileri evde alamıyoruz. Ve yöresel bir dil oluşuyor evde öğrenilen Türkçe ile birlikte. Terzi kendi söküğünü dikemez diye bir söz vardır. Biz çocuklarımızın öğrenmesi gereken şeyleri dar açan genişletmesini sağlayamayız kendimiz. Okullara gitmeliler ve kendi yaşıtlarıyla birlikte öğretmenlerle bu işin uzmanlarından bu işi öğrenmeleri gerekiyor. Öbür türlü bu mümkün değildir.